Dilediğin güzel insanları hoş geldiniz. Biliyorsunuz 30 Mart yerel seçimleri hem bu şehrin hem de Türkiye'nin geleceğini ilgilendiriyor. Yerel ölçekte asfalt, yol, kaldırım, temizlik, altyapı yatırımları gibi hizmetler bazı yanlışlıklar olsa da faydalandı. Yeni yapılan kültür sitesini Kültür Bakanlığı bütçesi desteğiyle yapılsa da beğendik. Yapılan doğru işler için Allah razı olsun. Bu arada bir anlam veremediğimiz yatırımlar da oldu. Şehrin merkezinde yeşil alanımız neredeyse kalmadı. Bir bakçık var küçük sanayide, batıyorsun çıkamıyorsun. Şehrin göbeğinde arazisi neredeyse %10'la inşaat şirketine verilen, şehrin nefes alanı olacak yer artık yok. Senelerdir çözümlenmeyen Hamsa Vadisi'nde yapılan 1,5 milyon değerinde yürüme yoluna bakın. Bu paraya yazık değil mi? İkinci etap işler devam edeceği söyleniyor. Böyle olacaksa kalsın arkadaşlar. Gazipaşa Mahallesi ve başka alanlarda daracık sokaklarda yüksek katlı imarlar verildi. Güneş görmez, rüzgar esmez, buz erimez, egzozu gazı tutan alanlar oluştu. Şehirde geri dönüşümü olmayan mimari katliam yapılıyor. Bunların ileride geri dönüşümü olmayacak. Cumhuriyet Mahallesi ve İstiklal Mahallesi'nde arsa payı %6,5 onunla kentsel dönüşüm yapacaklardı. Uğraştık, didindik, elem gezdik. Vazgeçtiler. Bu yoksul insanların malını yedirmeyeceğiz. Projelerimiz billboard, internet, anlattık. AK Partili yöneticiler bile bizim internetteki projelerimizi beğendi. Bileceğin güzel insanları